olmayan adalet için yürüdük. Mazlumların hakkı için yürüdük. Hapisteki milletvekilleri için yürüdük. Tutuklu gazeteciler için yürüdük. Üniversiteden atılan hocalar için yürüdük. Haksız yere kamu görevinden atılan memurlar için yürüdük. Çocuk işçileri için yürüdük. Taşeron işçileri için yürüdük. Her türlü güvenceden yoksun tarım işçileri için yürüdük. Türkiye'nin en fakir kesimi olan orman köylüleri için yürüdük. Hapisteki askeri öğrenciler için yürüdük. Hapisteki er ve erbaşlar için yürüdük. Linç edilen askerler için yürüdük. Tek adam rejimine karşı çıktığımız için yürüdük. FETÖ'ye karşı olduğumuz için yürüdük. 20 Temmuz darbesine karşı olduğumuz için yürüdük. IŞİD, PKK terör örgütü, El Nusra ve diğer terör örgütlerine karşı olduğumuz için yürüdük. Gazi Meclis'e sahip çıktığımız için yürüdük. Yargı siyasetin emrine verildiği için yürüdük. Devlette liyakat sistemi kalmadığı için yürüdük. Şiddet mağduru kadınlarımız ve çocuklarımız için yürüdük. Mavi Marmara şehit ve gazileri için yürüdük. Onursuz bir anlaşmayla Mavi Marmara şehitlerinin hakları ellerinden alındığı için yürüdük. Kanun hükmünde kararname ile görevlerinden atılan, işine geri dönmek için hak arayan, hak aradığı için terörist ilan edilip hapse konulan, açlık grevindeki kardeşlerimiz Nuriye ve Semih için yürüdük. Can ve mal güvenliği olmadığı için korku iklimi nedeniyle konuşamayan iş dünyası için yürüdük. FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıksın, gerçek darbeciler yargılansın diye yürüdük. 249 şehidimiz ve 2301 gazimiz için yürüdük. Şehitler ve gaziler arasında ayrım yapıldı. İkilik yaratıldı. Ayrım yapılmasın diye yürüdük. Farklılıklarımızla birlikte yaşamak için adalet. Huzur içinde yaşamak için adalet. Geleceğe güvenle bakmak için adalet. Türkiye'nin dünyada saygın bir konumu olsun. Bunun için adalet. Adalet insanlığın ortak faydasıdır. Adalet mülkün temelidir. Yunus'un dediği gibi zulüm ile abad olunmaz. Zulmediyorlar. Millete zulmediyorlar. Fakir fukaraya zulmediyorlar. Garibanlara zulmediyorlar. Esnafa zulmediyorlar. Çiftçiye zulmediyorlar. Herkese zulmediyorlar. Zulme karşı durmak bizim namus borcumuzdur. Bu ülkede adalet için yürüdük. Adaleti getirmek için yürüdük. 9 Temmuz yeniden doğuşun tarihidir. 9 Temmuz bir yürüyüşün sonu değil, bir özgürlüğün, bir barışın, bir birlikte yaşama iradesinin ortaya konmasının başlangıcıdır.